Kaç kişiyi topladınız? Vay 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 vay, Güneşli Köy'ü yedik bitirdik diyorsun ha? Ya öyle bir ocak başıyla kurtaramazsın, daha büyük ısmarlayacaksın. Eyvallah. Tamam kardeş, görüşürüz. Narkotik mi? Taylan. Ne diyor? Kıvırıyor. Biz duymuştuk zaten de, izlemedeydik de bilmem ne. Duymuştunuz. Oğlumu nezarette tutan siz misiniz? Pardon? Oğlumu almaya geldim. Almaya geldiniz. Kim sizin oğlunuz? Arda Yenilmez. Memur Bey. Arkadaşım o! Bana mı hop dedin sen? Memur Bey, duymadınız sandım da bir bakar mısınız? Ne var? Ben daha kalacak mıyım burada? Ne bileyim ben. Hanımefendi bakın, söyledim bir daha söyleyeyim. Oğlunuzun üstünde uyuşturucu madde bulundu. Bulunduysa kanuni işlem neyse onu yaparsınız. Aha, yaptık zaten. Onun için nezarette. Zevkini atmadık herhalde. Kelepçe takmanıza gerek var mıydı? Yanında avukatı olmadan ifadesini almak ne demek ayrıca? Soruşturmada avukatının yanında olmasını nasıl engellersiniz? Allah Allah! Kim engellemiş? Biz oğlunuzun hiçbir hakkını engellemedik. Direndiği için kelepçeye mecbur kalmış arkadaşlar. Telefon hakkını da 3 kere kullandı, avukatını çağırmadı. Biz sana bir avukat çağıralım dedik, istemedi. İsteseydi getirirdik. Bakın, oğlumu hemen dışarı çıkarmanızı istiyorum. Emredersiniz, derhal. Oğlunuz kanunların üstünde çünkü. Hanımefendi bakın, söyledim bir daha söyleyeyim. Birkan Bey, yanlış anlaşılma olmasın. Belkıs Hanım, bütün işlemler tamamsa alıp gidelim demek istiyor. Yo, hiç de öyle demiyor. Nerenle dinliyorsun kardeşim? Torbacısının, tedarikçisinin kim olduğunu söylesin, bırakayım. Ben bayılıyor muyum oğlunuz içeride tutmaya ya? Allah Allah! İfadesini yeniden alabilir misiniz? Arda istediğiniz tüm isimleri size verecek. Arda Yenilmez, gel. Serbestsin değil mi? Gidebilirim. Evet, gidebilirsin. Neydi lan bunun soyadı? Belkıs ne? Mürüp mü? Öyle bir şey amirim. Kocası yabancı mı? Herhalde. Yalnız ne cazgır çıktı ha. 2 tane avukat almış gelmiş buraya şov yapıyor. Yerim lan onun şovunu. Vaziyet yerinde yalnız amirim. Cukka sağlam gibi. Merak etmedim değil. Bakarız şimdi. Ya oğlanı almasa mıydık biz acaba ya? Şimdi başımıza bela olacak gibi bu kara. Kime bela oluyor ya? O kadar kolay mı lan? Arda. Neredeydin sen? 36 saattir benim canımı okuyorlar burada. Sen neredeydin? Hadi sakin olur musun? Bu sabah haberim oldu. Eve gidelim, orada konuşuruz. Oğlan bozuk atıyor anasına. İki oldu, 2. Bu 2. Ne 2? 2 kere sana çok ihtiyacım oldu ama 2'sinde de ortada yoktun. Cumartesinden beri neredesin sen? Arda, bağırma canım bana. Anne Belkıs, baba Sadun, baba Ölü. Kadın tekrar evlenmiş demek ki. Nasıl yazılıyor oğlum bu Mürüp'ü? Amirim ben nereden bileyim? İngilizcem yok ki benim. Mürüp yazın bir de. Oha! İngilizce'de öyle yok ki. O ne yazın? Gel. Amirim, bu bayan yeğenini arıyormuş. Size görüşmek için çok ısrar etti. Ben de mecburen. Bir dakika görüşebilir miyiz Amir Bey? Çok vaktinizi almayacağım. Kim yeğeniniz? Arda Yenilmez. Ben halasıyım. Cumartesi gecesinden beri hiç haber alamadım. Çok meraktayım. Arda'yı bıraktık. Az evvel annesi aldı götürdü. Kapıda karşılaşmadınız mı? Belkıs mı aldı? Tabii hiç bırakır mı? Annesi size haber vermedi mi? Annesiyle görüşmüyorum. Yeğenim neden gözaltına alındı? Bir bilgi vermeniz mümkün mü? Buyurun oturun, dinlenin önce. Teşekkür ederim. İsim neydi? Ferhan Yenilmez. Ferhan Hanım çay. Suba, çay söyle bize. Fatih, 2 çay. Belkıs bir avukat ordusuyla gelmiştir sanırım. Öyle oldu biraz. Hatta bir gerginlik oldu aramızda. Biz her şeyi kanunlar çerçevesinde yapıyoruz ama Belkıs Hanım bizi kanunsuzlukla itham etti. Anlayışla karşıladık tabii. Annesi nihayetinde korkmuş, üzülmüş demek ki. Ya evet, üzülmüştür. 15 yıl arayıp sormasın, öldüler mi, kaldılar mı bir merak etmesin. Sonra da üzülmüştür. Belkıs, rahmetli kardeşimin karısıydı. Öncesinde sekreteriydi. Bu tip kadınları bilirsiniz. Kardeşimi çok ikaz ettim ama dinlemedi, evlendiler. Hakkımızda hiç de hayırlı olmadı tabii. Neyse, sizi aile meselelerimizle meşgul etmeyeyim. Estağfurullah, meşguliyet ne demek? Arda özünde temiz bir çocuk Ferhan Hanım. Yanlış arkadaşlara takılmış. Aile sorunları da etkilemiş demek. Düzelir ama üzülmeyin. Anne 15 yıldır neredeydi? Sydney. Sydney, Avustralya. Evet, birdenbire çıka geldi. Arda'ya şirket kurdu, çok lüks bir araba aldı. Parayla çocuğun gözünü boyadı. O da çığırından çıktı tabii. Annenin serveti nereden geliyor sorabilir miyim? Orası şaibeli. Şaibeli derken? Sydney'de zengin biriyle evlenmiş sözde. Ama sonra ne oldu, niye geldi? Kocasını mı bıraktı? Yoksa başka bir şey mi oldu? Orası meçhul. Hı. Sormadınız tabii. Hayır. Aslında Birkan Bey, benim size sormak istediğim bir şey var. Benim yardıma ihtiyacım var Birkan Bey. Nasıl bir yardım?